yazıyı ben bir okuyabilirim işte azıcık. Öyle durun. Tamam. Sinop İl İlçeleri Derneği, Ankara, Asilder, Sinop Boyabatlı. Ha tamam başkanım. Ben de İnce Reykatçileri. Şu anda Sinop İl İlçeleri Derneği, Asilder ve Ankara Sinop Boyabatlılar Derneği'nin Kutlu Doğum Haftası programındayız. Merhabalar Sayın Başkan. Pardon, merhaba, hayırlı akşamlar diyorum. Sağ olun Sayın Başkan. Sayın Başkan, programımızla ilgili bize birkaç bilgi verebilir misiniz? Programımızla ilgili her şeyden önce Allah bugünleri gösterir bize. Dördüncüsünü yapıyoruz. Allah nasip ederse seneye de beşincisi olmak üzere. Biz Sinop İl İlçeleri Asilder olarak derneğimizi kurduk. Hep beraber Boyder olarak. Ve Boyder Asilder Boyder hiçbir zaman için aynı çatı altında yürüyecektir. Biz daha çok nice kutlu doğumlar, Ramazan programları, iftarlar yapacağız. Şimdi katılan hep dostlarımıza, kardeşlerimize, öncelikle yönetim kurulu kardeşlerimize her zaman hep beraber oldukları için çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kutlu doğumumuz vatanlarımıza da hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Başkanım. Ben sizden bir katkını alalım. Dördüncüsü düzenlediğimiz kutlu doğum programının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ben Ahmet Yıldırım. Sinop Boyabatlılar Derneği Başkan Yardımcısıyım. Asilder Kurucular Kurulu üyesiyim. Sinop Sarayduzu Hanoğlu Köyü Dernek Başkanıyım. Bu geceyi düzenleyen bütün yönetici arkadaşlarıma ve başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice dörtler olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İsmim Osman Eker. Ankara, Sinop ili ve ilçeleri ve Boyder'in düzenlemiş olduğu başkanlarımızın sayesinde bu programa sizlerin ve katıldığınızdan ve bizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Bu programda bizlere destek olan arkadaşlarımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim. Serdar Gürbüz. Boyder ve Asilder ile beraber hazırlamış olduğumuz bu etkinlikte Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yapmış olduğumuz birliği halkımızla beraber oluşturmaktan mutluyuz. Bütün herkese hayırlı olsun. Ben de Cengiz Demircan. Boyder ve Asilder de yönetimindeyim. Bu gece nice bu geceler yapalım yani. İnşallah bir dahaki sene daha iyisini, ondan sonraki sene daha iyisini. İnşallah. Teşekkürler. Ben Sami Çetinkaya. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kutlu doğum haftası nedeniyle arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rica ederiz. Ağzınıza sağlık. Buyurun. Şimdi adım Mahir Daldallı. Arkadaşlarımız gerekli bilgileri size bir de verdiler zaten. Bu güzel günün hemşehrilerimize, hepimize hayırlı vesile olmasını dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Buyurun beyefendi. Şemsi Mustaoğlu. Boyder yönetim konumundayım. Ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ettiğimiz gibi kutlu doğum haftanız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben Burhan Akdoğan, Sinop Boyabatlıyım. 3 dönemdir Boyder Başkan Vekilliğini yürütüyoruz. Yeni kurulmuş olduğumuz 18 Mart itibariyle valiliğe dilekçelerini verdiğimiz ve evraklarını vermiş olduğumuz Asilder Kurucular Kurulu'nda görev aldık. Aynı zamanda Asilder'in de basın yayı ve propaganda başkan yardımcılığı görevinde yürütüyorum. Bu vesileyle bu gecenin de bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. Allah birlik beraberliğimizin daimi olmasına vesile olsun. Bu vesileyle de geçen dönemde sizler bize yardımcı olmuştunuz. Programımızı çekmiştiniz, çekimlerini yapmıştınız. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Yakın ilginizden dolayı çok sağ olun. Çok sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ankara Sinop Boyabatlılar Derneği'nde 3 dönemdir Mali İşler Sekreterliğine görevliyiz. Efendim söyleyeyim, yeni kurduğumuz Asilder Ankara Sinop İl İlçeleri Derneği'nde de yine mali işlerden sorumluyuz. Dördüncüsü düzenlediğimiz bu hayırlı gecede ömrümüz oldukça yine devam edeceğiz inşallah. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağ olun. Sayın Başkan, son olarak kurulu kardeşlerime çok teşekkür ederim.
sağ olsunlar. Allah birlik beraberimizi bozmasınlar. Kutlu doğumumuzu da iyi bir şekilde geçirmesini diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mehmanlarının kendisine karşı ümmetli bir anlattır. Öyle anlarda hepimiz için şifa olacak o büyük sesi yeniden duymaya ve yükseltmeye ihtiyacımız var. Kendimiz için ve başkaları için insanların esenliği ve kurulu için. Sürüklendiğimiz hız ve az sarmalara bir kutumuza taşıp kendimize, kardeşlerimize, herkese daha yapabileceğimiz iyi şeyleri tek başımıza kadar birlikte yapmamız gerekiyor. Bunu yetiştirme yerlerinde kalbinde iyi kutumuzdur herkese ister. Adaletsizliğe hayır diyen her bir yanımız mutlaka eksik ve bağımsız olacak. Birlikte yaşamayı başarabilmek. Bu gece bu salonda peygamber sevdalıları var. Bu gece bu salonda birlik ve beraberlik içerisinde bayrağımızın özgürce dalgalandığı bu ülkeyi seven insanlar var. Bugün bu salonda aynı yürek, aynı aşk ve aynı muhabbetle peygamber yolunda olan insanlar var. Ve sizler öncelikle peygamber sevdalısı olan muhabbet insanları ve sizler aşkı, muhabbeti candan ötebilen kıymetli dostlar, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve sizler bu gece buraya Ankara'nın çeşitli köşelerinden gelip evlerindeki o rahatlığı kainatın efendisinin özelliğine ve güzelliğine, kainatın efendisi adına rahatlıklarını fedakar eden fedakar insanlar, bir kez daha hoş geldiniz. Rabbim hoşluklarınızı daim eylesin inşallah. Öncelikle bu gecede emeği geçen ev sahipleri var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yeni Mahalle Belediye Başkanımız salonu bize tahsis etti, derneğimize, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ne zamanki derneğimizin bir ihtiyacı olsa kendileri yardımcı oluyorlar. Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz kıymetli dostlar. Bu gece, özel bir gece, bu gecenin sonunda ev sahipleri ne yapmışlar? Böyle güzel bir hediye ayarlamışlar. Çıkışta herkese bu güzel hediyeler, bu güzel kitaplar ve kitapçıktan verilecek, çıkışta verilecek inşallah. Ondan önce bu güzel gecenin ev sahiplerini buraya davet etmek istiyorum kıymetli dostlar. Elimde bir liste var, sondan başa doğru okuyorum. Ve ismi okunan misafirimiz değil de özellikle yöneticimiz geliyor. Buradan sağ baştan sıralanıyorlar. Evet, Fatime Göktaş, Sami Çetinkaya, Metin Çağlar, Serdar Gürbüz, Osman Eker, Cengiz Demircan, Dursun Balkan, Bayram Lüle, Şemsi Mustaoğlu, Mustafa Çakıcı, Mahir Daldalı, Hamit Yıldırım, Burhan Akdoğan isimlerini okuduklarım sağdan bu tarafa doğru geliyorlar. Evet. Ama alkış olmayınca da yani yönetimdeki olanlar da diyorlar ki biz emek harcadık, gecede emeğimiz oldu. Bu adamlar da alkışlamıyorlar, yoksa bizi önemsemiyorlar mı diyorlar. Boyder Dernek Başkanı Süleyman Aşçı ve Asıl Değer Dernek Başkanı Kenan Güllü'yü davet ediyoruz. İşte paylaşmak, birlikte yaşayabilmek bu. Pompala geliyorlar, çok kuvvetli alkış. Evet, Süleyman Başkan'a önce sözü verelim, gönlündeki ve yüreğindeki güzellikleri paylaşsın. Evet.
çok kıymetli. Başkanlarım, çok kıymetli Sinop örgüt başkanlarım, uzaktan yakından gelen hemşehrilerim, siz saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dördüncüsüne düzenlediğimiz Kutlu Doğum programı tüm memleketimize, tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Her zaman yanımızda bulunan, bu salonu bize tahsis eden Sayın Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'a ben sizden huzurunda çok teşekkür ederim. Çok kıymetli hemşehrilerimiz, biz 2006'dan beri bu görmüş olduğunuz yönetim kurulu kardeşlerimizden beraber Sayın özellikle Kenan kardeşimle beraber bu yolda, meşgale bir yolda gerçekten sizlere hizmet etmekten gurur şeref diyoruz. Ama bazı yerlerde takıldığımızdan zaman zaman resmi prosedür olarak aşamadığımızdan dolayı biz bir karar verdik. Önce Sinop İl İlçeleri Derneği'ni kuralım diye birçok da saygıdeğer hemşehrilerimiz, büyüklerimize de şişerme yaparak bu derneği kurduk. Bu dernek de memleketimize, Sinoplumuza, tüm hemşehrilerimize, illerimize, ilçelerimize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki biz bu derneğin geçici başkanı olarak 6 ay bir süre içerisinde vaat verdiğimiz Kenan Bey'i, Kenan kardeşimi buraya kurucu başkan yaptık. Ama bunu hep arz ediyoruz ki 6 ay zarfı içerisinde yine de genel kurulu yaparak yine asiller başkanı, Sinop İl İlçeleri Dernek Başkanı Kenan Bey olacaktı. Bu çünkü gerçekten yıllardır en az 8-10 senedir ve Kenan kardeşimiz bize hiçbir zaman için hiçbir hemşerisine veya ki dernek olarak hiçbir yalpa yapmadı, yanlış yapmadı. Her zaman adam gibi dimdik yanında durdu. O da onun hakkıdır. Tabii yalnız şu da var, her şey karşılıklıdır. Kenan kardeşimiz de bundan sonra biraz daha dimdik durması gerekiyor. Tüm hemşerilere karşı, kardeşlerine karşı, yoldaşlarına karşı biz de hep zaman yanında dimdik duracağız. Ne zaman bize her konuda Boyder, Boyabatlar Derneği olarak veya köy dernekleri olarak hepsine ihtiyacı olduğu zaman canı gönülden destek vereceğiz. Ama tabii bir de bunun en önemlisi federasyonumuz var. Yani bu bizim 6 yıllık, daha 2006'dan beri rüyamızda olan bir anı. İnşallah bu bölge yönetimine Sinop ilçelerine kurulu, şükür olsun. İnşallah en yakın zamanda da Sinoplar Federasyonu olarak da kuracağız hep beraber. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. En kötü günlerimiz böyle olsun. Allah birlik beraberinde olmasın. Teşekkür ederim. Evet, Süleyman Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Kenan Başkanımızın dilek ve temennalarıyla beraberce paylaşacağız inşallah. Sayın Protokol, Sivil Toplum Kuruluşları Değerli Temsilcileri, 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 100. yılında kurduğumuz Sinop İl İlçeleri Derneği asillerimizi basın, bürokrasi, sanat, siyaset, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, geleceğimiz olan gençler, sayın hemşehrilerimiz ve de cephane yol arkadaşlarımla. Önce Allah'ın izni, sonra sizlerin dualarıyla kurumsallaşma, şeffaflık, insan odaklı çalışma ve her gün Sinop'umuza,
memleketimize nasıl hizmet yapabilirim diye çarpan bu kalplerle memleketimizin tanıtım ve kültür elçiliği olacağız. Ankara Boyabatlar Derneğimiz boylarımızla ortaklaşa düzenlediğimiz Kutlu Doğum programının hayırlı vesile olmasını diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası'nı birlikte Efendimiz'e yürüme haftası geldi. İşte öyle bir tevafuk oldu ki Rabbimize şükürler olsun. Asil'de ve Boy'de birlikte Efendimiz'e yürüyor. Sayın Başkanımıza verdiği destekler, yönetim kurulu kardeşlerime verdikleri desteklerden, emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir şey var kardeşlerim. 10 yıldır, 12 yıldır Boyder'de genel sekreter ve basın sözcüsü olarak görev yapıyorum. Ama inanın ki biz Sayın Başkanımızla birlikte biz öndeyiz. Esas cefakar, esas vefakar, esas hizmetkar, daha doğrusu Sinop'umuzun hizmetkarı, sizlerin hizmetkarı bu güzel insanlar. Onlara sizin huzurunuzda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız gereken açıklamalar yaptı. Biz son olarak son söz. Sevdamız Sinop, tutkumuz 57, davamız Büyük Türkiye Cumhuriyeti. Evet, her iki başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir söz var. Diyor ki ya gül verin ya da gülü verin. Biz bu gecede karanfil vereceğiz inşallah. 4 tane çocuğumuzu hemen buraya istiyorum. Ayakta varken onlar da aşağıya iniyorlar ve salondaki misafirlerimize karanfillerini dağıtıyorlar ve çok kuvvetli alkışlarla paylaşıyoruz. Haydi bakalım. Evet, kendi aranızda hemen karanfilleri paylaşın ve salondaki misafirlere dağıtıyoruz. Evet, kendi aranızda paylaşın karanfilleri. Karanfiller dağıtılsın yettiği kadar salondaki misafirler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن الجنة مسجد الحرام إن شاء you
mükemmeliyle merhaba, sevda adına, muhabbet adına, yeryüzündeki bütün güzellikleri yüreklerinde yaşayıp yaşatan siz kıymetli dostlara bu güzel akşamda bir kez daha merhaba. Merhaba dedik sözlerin en güzeliyle, merhaba dedik sözlerin en mükemmeliyle, yaratılanı, yaratandan ötürü hoşgörü, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyen siz Muhammed sevdalılarına bir kez daha merhaba. Merhaba dedik bu gece, öyle bir sevda türküsü olsun ki bu, zalime, zulme, sevgisizlere karşı bir başkaldırı olsun ve etraf gülşene dönüşsün ve yeryüzüne sağnak sağnak gül yağsın, gül. Bu gece bir kez daha aşk ile, muhabbet ile, dostlukla, paylaşım adına siz kıymetli dostlar. Merhaba. Devam edeceğiz inşallah. Güzel bir şiirimiz var. Evet, Fatma Nur Demircan'ı buraya alıyoruz güzel bir şiir dinletisi için. Fatma Nur'a bir alkış yok mu? Evet, Fatma Nur geliyor ve şiirini paylaşacak bizlerle. Hadi bakalım. Mekke, Medine. Kutlar Hristiyanlık gitti. Geldi.
çok heyecanlı. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki gece heyecanlı bir gece. Çok teşekkür ediyoruz. İki tane anonsum var. Ardından programa başlayacağız. Birinci anonsum bir kutlama telgrafı. Sayın Süleyman Aşçı Boyler Derneği Başkanı, Kerem Güllü Asiller Derneği Başkanı. 10 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan kutu doğum programımıza, kutu doğum program davetinizi aldım. Yoğunluğu nedeniyle programımıza katılamıyorum. Nazik davetinize çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda katılımda bulunan tüm dostlara selam ve sevgilerimi sunarım diyor. Gönderen Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Başkan'a teşekkür ediyoruz. Evet, ikinci anonsumuza çıkışta irtibata geçerlerse kendilerine yardımcı olacaklar inşallah. Ve grup kardelerinden Ömer Tokay'ı buraya alıyoruz ve Samet Demir burada ve birazdan da Seman Zen sahnede olacak inşallah. Allah'ım merhameti iyilerden, iyilik edenlerden eyle. Utandırma, mahcup etme. Dünya hayatında bizi yalnız, dünya hayatında bizi sahipsin. Ve şu dünya hayatında bizi sensiz bırakma. Affet Allah'ım, rehberimiz olsun inşallah. Hayat paylaşıldığı kadar özel ve paylaşıldığı kadar güzeldir. Bu gecede hem ilahilerimiz hem söyleşilerimiz olacak ve finalimizde de muhteşem bir dua demetiyle hediyelerimizle eve gideceğiz inşallah. Ve bu gece bir kez daha kainatın efendisini aramıza davet edelim inşallah. Olur ya,
belki birinizin yüreğinizdeki o güzel hatırına gece rüyamıza gelir kainatın efendisi. Siz onu davet ederseniz o sizin yanınıza mutlaka gelir. Siz yeter ki buradan davet edin ve kainatın sahibi olan Allah'tan isteyin. Haydi o zaman yüreğinde en sevgilinin özlemi olanların yüreklerine tercüman olalım beraberce. Haydi bakalım. Özledik seni efendim. Vallahi de ve billahi de seni çok özledik efendim de. Bir kutlu gecenin gecesine doğru ilerlerken dakikalar. Sana sesleniyoruz efendim. Anneler çocuklarını almış da gelmiş efendim. Dedeler torunlarını omuzlamış da gelmiş efendim. Senin hatırına gelmişler efendim. Senin muhabbetini yaşamak adına gelmişler efendim. Ve biz de seni davet ediyoruz efendim. Biliyoruz layık değiliz. Ama layık olabilmek adına bu gecenin hatırına seni rüyalarımıza, seni hanelerimize, seni aramıza, seni dünyamıza davet ediyoruz ya Resulallah. Ve özledik seni efendim. Kuruyan toprakların, yağmurlu damlalarını özlediği gibi özledik seni efendim. Anne hasretiyle yanan çocukların, sıcacık bir anne kucağı, her şeyden ama her şeyden çok özledik seni ya Resulallah. Ya Resulallah, seni çok özledik de ahalelerin ardına sığınarak sana sesleniyoruz. Layık olmasak da layık olabilmek adına seni aramıza, ahalelerimize ve rüyalarımıza davet ediyoruz ya Resulallah. Sen rüyalarımıza gel ki, sen hanelerimize misafir ol ki ya Resulallah. Sen dünyamızda ol ki ya Resulallah. Yeryüzünde savaşlar olmasın, masum insanlar ölmesin, zalimler dünyaya hükümdar olmasın, anneler çocuksuz, çocuklar da annesiz kalmasın ya Resulallah. Rüyamıza gel ki, sen aramızda ol ki ya Resulallah, yeryüzünde kız çocukları artık sömürülmesin. Ayşelerin, Fatımaların gözyaşları dinsin ya Resulallah. Sen aramızda ol ki ya Resulallah, babalar ve evlatlarını hayata diri görmesin. Sen rüyalarımıza gel ki ya Resulallah, rüyaları dağılmasın. Çocuklar sokaklarda kalmasın. Babalar evlatlarını hayata diri gömmesinler. Sen aramızda gel ki, sen rüyalarımıza misafir ol ki ya. Oradasın. Ne yapalım biz de bu dünyanın karışıklığı. Masumların öldü, zalimlerin hükümler olduğu bir dünyadan bir kez daha sana sesleniyor. Dayık olmasak da dayık olabilmek adına kirli ellerimizi senin tersebizeline doğru uzatıyoruz ya Resulallah. Yok çekme, elini elimizden çekme ya Resulallah. Biliyoruz kirlenmiş ellerimiz senin tertemiz eline layık değil ama ne yapalım? O zaman bu kararmış yüreklerimizle senin aydınlık yüreğine dokunalım ya Resulallah. Yok. Yüreğini de yüreğimizden döndürme ya Resulallah. Biliyoruz elimiz eline, yüreğimiz de yüreğine layık değil. Ama seni çok özledik ya Resulallah. Vallahi de ve billahi de özlenecek ne varsa her şeyden ama her şeyden çok özledik seni ya Resulallah. Öyle bir sevda ki yaptı kül
demez ki sen beni yolumdan alıkoydun, sen beni bu üzerinde herhangi bir örtüsü olmayan merkebe bindirmeye çalıştırdın da 4-5 kere yere düşürdün beni, asla demez, kızmaz. Öncelikle birlikte yaşamayı başarmak için hoşgörülü olmak lazım. Hoşgörülü olamazsınız, birlikte yaşayamazsınız. Uhud Savaşı yapılır. Uhud Savaşı 3 evreden meydana gelir. Birinci evrede Müslümanlar zafer kazanmak üzeredir. Ve dünya telaşına düşerler. O zafer yavaştan bir hezimete doğru gidiverir. Ve tekrardan Müslümanlar canlanırlar ve tekrardan zaferle sonuçlanır. İşte Uhud'da savaşın en kanlı olduğu bir noktada arkadaşları gelirler kainatın efendisinin yanına. Ya Resulallah, haydi bir dua et de buradaki müşrikler helak olsun derler. Ve kainatın efendisi o kadar hoşgörülü. Cebinden bir kese altın çıkarmış da demişti ki bu kese altını kim Muhammed'in üzerine deve işkembesi koca ederse ona vereceğim demişti. Ve oradan sattık olan biri kalkmış kainatın efendisi secdedeyken üzerine deve işkembesi boşaltmıştı. Ve sen de evinizdeydin ya Fatıma. Sen ne zaman ki evinizin penceresinden ya Fatıma Ebu Cehil Mekke'nin rüzgarları senin her eteğini savurmuş, saçlarını dalgalandırmıştı ya Fatıma. Mekke'nin kumları, taşları senin ayağına batmış ve sen babanın yanına varmış. O minnacık ellerinle babanın üzerindeki o pislikleri temizlerken Ebu Cehil'in karşısına gitmiş babanın. Ve demiştin ki hadi gücün yeterse bir kez daha yapsana demiştin. Ya Fatıma. Biz senin kadar Ebu Cehil'lere kafa tutamadık. Ebu Leheb'lerle boyu ölçüşemedik ya Fatıma, beceremedik. Ya Fatıma, hadi bir kez daha gel. Şu Ankara sokaklarından gel Fatıma, aramıza gel. Şu yeni mahalle belediyesinin kapısından içeri gir ya Fatıma. Bak burada onlarca insan var ya Fatıma. Her bir babayın hasrına gelmiş buraya. Babayın hatıralarını dinlemeye çalışıyorlar ya Fatıma. Biz de utanalım şu vurgun duymaz savurlarımızın arasından. Sıyıralım ya Fatıma. Tut elimizden. Tutunalım eteğine ve götür bizi babana ya Fatıma. Götür bizi ya Fatıma. Ruzu mahşerde bize sorarsa siz ümmetim deniz hani benim için ne yaptınız dediyse işte ya Fatıma 3-5 insan bir araya toplandı. Aramızda çocuklar da var, onlar da vesile. Ve babana karşı ağladığımızı ifade etmeye çalışıyoruz. İfade etmeye çalışıyoruz. Ya da başlayacağız. O zaman gelin, duaya geçmeden önce şöyle bir etkinlik yapalım, ardından duaya geçip geceyi tamamlayalım inşallah. Şimdi herkesin ayağa davet ediyorum, lütfen herkes ayağa kalksın. Erkekler erkeklerin ellerini tutsunlar ve ellerini havaya kaldırsınlar, tıpkı şöyle. Evet. Kur'an'ın evi adına düşünün. Aşkla, muhabbetle ama lütfen sesiniz duyulsun ve lütfen yürekleriniz titresin. Haydi Medine'ye, haydi en sevgiliye, haydi selamla birlikte. Allahümme salli ala seyyidina.
Efendi'nin arkadaşı Hazreti Ömer Efendimiz gelir yanına. Ve der ki, ya Resulallah, umre yapmak için Mekke'ye gitmek istiyorum, onun için izin istiyorum derse, şimdi yer ve zaman ayırt etmeden bir beyaz dilekçeyi kainatın sahibine sunma zamanı ve şimdi bu masum yüreklerin hürmetine Yüce Allah'tan isteme zamanı ve şimdi Ramirracim Bismillah sen dualarımızı kapından iki hatmi şeriften Thank you.